Değerli Muğla demişlerim. Değerli Muğla TV izleyicileri. Merhaba öncelikle. Ben kendimi tanıtayım. Adım Yılmaz Bozkurt. Emekli tarih öğretmeni, araştırmacı ve gazeteciyim. Yaklaşık bir yıldan bu yana da Muğla kent tarihi üzerine Muğla'nın görsel arşivini oluşturma konusunda çalışmalar yapıyorum. Bu doğrultuda Muğlalı hemşerilerimizin yoğun desteği sonucunda 10 binden fazla değerli fotoğrafı Muğla dijital arşivine kazandırmış bulunmaktayız. Bugünkü programda sizlere fotoğraflarla Muğla kent tarihini anlatmaya çalışacağım. İlk olarak Muğla'nın panoramik bir resmiyle başlıyoruz. Evet, gördüğünüz resim Muğla resmi 1950'lerde çekilmiş bir fotoğraf. O dönemin Muğla'sının işte özellikle Kızıldağ henüz daha ağaçlandırılmadığı dönem. Çünkü Kızıldağ 1960'ların başında ağaçlandırma çalışmaları yapıldı. Yine Asardağ Muğla'nın çıplak olarak yer almakta. Bunun dışında valilik henüz daha yeni taşınmış. 1949'da taşınmıştı çünkü. Yine ilk başta şurada gösterdiğim Demokrat Parti il binası yer almakta. Bu bina 1960'ların başında yıkılmıştı. Ali Adnan İzmirli, yüksek elektronik mühendisi Ali Adnan İzmirli'nin binasıdır bu. Onun tarafından yapılmıştır 1920'lerin sonlarına doğru. Muğla'mızı anlatmaya başlarsak, Muğla'mız Anadolu'muzun güney-batı ucunda yer alan sapa ücra bir yer. Karayolu ulaşımı biraz zor. Bundan dolayı yani Muğla'ya geçerken uğrama şansımız yoktur. Muğla'ya gidilir. Yani geçerken uğranmaz, Muğla'ya gidilir. Tarih boyunca da baktığımızda Muğla coğrafyasında gerek karlar olsun, gerekse Likya uygarlıkları burada hüküm sürmüş. Ama bunun yanında deniz kıyısında özellikle başta Datça'daki Knidos olmak üzere, Bodrum yine Halikarnassos olmak üzere, yine Yatağan'da Lagina, Stronika gibi uygarlıklar, yine Köyceğiz yöresinde Kaunos gibi, Fethiye, Leton uygarlıkları gibi bir takım merkezler var. Şimdi Muğla'mızın kent merkezine baktığımızda, kent merkezinin işlevselliği konusunda bilgiler vermek istiyorum. Bu konuda Evliya Çelebi'nin işte 17. yüzyılda Muğla'ya yapmış olduğu bir gezide Muğla şehrimiz hakkında seyahatnamesinde bilgi vermektedir. Şu an görmüş olduğunuz kroki 19. yüzyılın sonlarında Muğla kent merkezinin işlevsel yapısı hakkında bize bilgi vermekte. Bu krokiye göre Muğla'mız Asardağ'ın eteğinde yine Kızıldağ'a yakın ve yine iki dere boyunca, bunlar Karamuğla Deresi, bugünkü Saburhane yöresindeki, bir diğeri de Tabakhane Deresi çevresinde odaklanmış bir yerleşim merkezi. Ve bu yerleşim merkezinin bittiği yerde bugünkü Kurşunlu Camii. Kurşunlu Camii'nin altında herhangi bir yerleşim yok. Buralar tamamen tarım arazilerini görmekteyiz. 1900'lü yılların başlarına kadar bu durum değişmemiş. Tabii Evliya Çelebi seyahatnamesinde de şehir merkezi olarak Tabakhane Deresi çevresi gösteriliyor. Ve burada merkezde, burada haritada A olarak işaret edilen Ulu Cami çevresidir. Ulu Cami ve yine burada bir numarayla gösterilen Aras'ta, bugünkü tarihi çarşı, Aras'ta çarşısını görüyoruz. Yine üçüncü olarak gösterilen, bu 19. yüzyılın sonlarında Muğla'mızın artık sancak olmasıyla birlikte 1867'den itibaren Muğla'nın idari merkezi olarak bugünkü Konakaltı çevresi oluşturuluyor. İşte bu bazda önce valilik binası, bugünkü Büyükşehir Belediye Binası'nın olduğu bina,
Ardından belediye binası, bugünkü Menteşe Belediyesi'nin olduğu bina. Yine köşede özel idare binası. Hemen onun üstünde jandarma binası. Karşısında yine hapishane. İşte sağ tarafta ordu evi olmak üzere bir şehir planlaması var. Yine bunun dışında baktığımızda Tabakhane, daha doğrusu Karamuğla Deresi yöresinde derenin sol tarafında burada kroki üzerinde 4 olarak gösterilen Rum Mahallesi var. Burası da 1924 yılına kadar, Rumların mübadele ile göç ettirildiği döneme kadar Rum vatandaşlarımız yaşamakta ki 1921 nüfus sayımında Muğla'da 1050 civarında Rum Osmanlı vatandaşı, işte Rum vatandaşlarımız yaşamaktaydı. Bunlar mübadele ile daha sonra Yunanistan'a göç ettirilmişlerdir. Evet. Şimdi yine 1930'lara kadar baktığımızda Muğla'mızın mahallelerine gördüğümüzde 12 tane mahalleden oluşmakta olduğunu görüyoruz. Bu mahalleler işte bu kroküde de verildiği üzere işte birincisi Balıbey, ikincisi Cami Kebir, üçüncüsü Emir Bayezid, Hacı Rüstem, Kara Mehmet, Karşıyaka, Kiramettin, Muslihettin, Müştak Bey, Orhaniye, Orta ve Şeyh mahalleleri olarak yer almakta. Ve yine Muğla'mızın ilk başta yerleşim olarak aynı zamanda ticari hayatın ve yönetim hayatının devam ettiği bölge olarak şeyi görüyoruz biz. Bugünkü Kurşunlu Cami'nin hemen üst kısımlarını görüyoruz. Burada tabi 1964'te Latif Sepil döneminde yıkılan Koca Han yer almakta. Koca Han'ın hemen yan tarafında Yağcılar Han'ı, ardından yine Yağ Peynir Hali yer alıyor. Yine onun biraz da üstünde bugünkü Saatli Kule'nin yer aldığı kısımda Kıratane Han yine yer almakta. Ki bu hanlarla ilgili zaten toplam Muğla'da 13 tane han bulunmakta. Bu hanlarla ilgili ayrı bir program yapacağız. O programda bunlarla ilgili daha ayrıntılı bilgiyi sizlere sunacağız. Muğla ticaretinin, ticari hayatının attığı yer bu alan. Ama bu dediğim gibi burası 19. yüzyıldan sonra Konakaltı yöresine kayıyor. İdari merkezin buraya kaymasıyla birlikte. İşte böylece işte şu mouse'un fare işaretini gösterdiği belediye parkının olduğu yer şu anki. Hemen adliye binası, aynı zamanda valilik binası ki 1949'a kadar burası valilik burada hizmet etmiştir. Yine sol tarafta belediye binamız binası yer almakta. Yine özel idare binası ve yine jandarma komutanlığı karşısında yine bugün müze olarak kullanılan hapishaneyi görüyoruz. Hemen üstte de yine Konakaltı'nı görmekteyiz. Evet, tabii Muğla'mız aynı zamanda ticari açıdan da Muğla'nın ulaşabileceği yerlerin başında Muğla'nın liman olarak bildiğimiz bizim maden iskelesi yer almakta. Burada 1940'larda çekilen bir fotoğrafı görüyoruz. Yine aynı şekilde Avusturyalı gezgin, Avusturyalı aynı zamanda istihkam subayı olan Ernest Krikel'ın bizim bölgemize yapmış olduğu, Likya bölgesine yapmış olduğu gezis sırasında çekilen bir fotoğraf var. 1892 tarihli maden iskelesinin fotoğrafı. O dönemde de burada gemileri görüyoruz. O dönemin gemilerini görüyoruz. Yelkenli gemilerini görüyoruz. Evet, yine aynı şekilde yakın çekimde yine Ernest Krikel'ın çekmiş olduğu bir başka fotoğraf yer almakta. Ki burada şu köşedeki bina bugün de varlığını sürdürmekte. Rica etsem beni alabilir misiniz? Evet, şu bina bugün de maden iskelesinde varlığını sürdürüyor. Yenilenmiş olarak. Evet, şimdi şehrimizin sınırları ile ilgili bilgiler verelim. Muğla şehrinin sınırları ile ilgili, şehir sınırları ile ilgili. Bu konuda Muğla'nın az önce Kroki'de ifade ettiğim gibi Muğla'nın güney sınırı olarak Kurşunlu Cami görülmekte.
Bu evet, Kurşunlu Camii gördüğünüz fotoğraf 1915 sonrası çekilmiş olan bir fotoğraf. Onu da askerlerin başındaki Çanakkale Savaşı'nda askerlerimizin giydiği, Enver Paşa'nın dizayn ettiği Kabalak adı verilen başlıktan çıkartıyoruz tarihi. O dönemde çekilmiş olan bir fotoğraf. Kurşunlu Camii'nin altı, bugünkü Atatürk heykelinin bulunduğu alanlar tamamen mezarlık konumunda. Ki fotoğrafta da bu alan da zaten mezarlık. Sanırım bir defin esnasında çekilmiş bir fotoğraf. Yani Muğla'nın güney sınırı Kurşunlu Camii. Yine diğer şeylere baktığımız, sınırlara baktığımızda da 1920'lerde Devetaşı bölgesinden, yöresinden çekilmiş olan bir Muğla fotoğrafını görüyoruz burada. İşte şu Slash'ın gösterdiği alan, sol taraf boydan boya bugünkü devlet hastanesinin, eski devlet hastanesinin olduğu kısım. Pazar yerinin sol tarafı. Buralar tamamen boş. Sadece kışla binaları var. Artı yine askerlerin o dönemde oluşturmuş oldukları, kurmuş oldukları çadırları görüyoruz. Biraz daha aşağıda işte Erenlerin kereste deposu yer almakta. Evet, yine bir diğer sınır şehrimizin batı ucunda yer alan Koca Mektep, Muğlalıların Koca Mektep dedikleri yer. Şey alabilir miyim ben görüntüyü? Evet, Koca Mektep dedikleri bina. Bu bina 1839'da 2. Mahmut döneminde bizim Muğla yöresinde, özellikle Madran taraflarında, Kavaklıdere, Madran taraflarında yoğun olarak yaşanan eşkıyalık olaylarını önlemek amacıyla kışla binası olarak yapılmış. Daha sonra 1915'te bir tadilat geçirir Müştak Bey döneminde. O tarihten itibaren okul olarak kullanılmaya başlanır. İlerleyen zaman diliminde çeşitli okullar tarafından kullanılır. Bu konuda yine okullarımızla ilgili bir başka programda ayrıntılı bilgi vereceğim için sadece bu bilgiyle yetiniyorum. Evet, yine Muğla'mızın sınırlarını, güney sınırlarını gösteren uzak çekim bir fotoğraf. Kızıldağ'dan çekilmiş bir fotoğraf, 1950'lerin başı. Ve yine burada işte şu anki Kız Meslek Lisesi, eski şu anki Olgunlaşma Enstitüsü, eski Kız Meslek Lisesi olarak bildiğimiz bina. Hemen ilerisinde şu anki çocuk yuvasının bulunduğu koruluk yer almakta. Ve buralar tamamen boş ve biraz daha ileride tabii o dönemin gençleri Hıdrellez'de veya yine herhangi özel günlerde buralara çıkıp eğleniyorlar. Buralarda piknik yapıyorlar. Tabii burada dikkat çeken bir ayrıntı 1950'lerin giyiminin ne kadar şık olduğu. Saz çalan kişi şu anda sağ olan Hayri Baş amcamız. Allah uzun ömürler versin. Diğerlerinin de hepsini onun arkadaşları. Evet. Evet, yine Muğla'mızın güney sınırlarında yer alan 1940'larda çekilmiş bir Muğla fotoğrafı. Evet, tam ekran. Evet, bu fotoğrafta da şu anki tabii bunu şu anki gençler, Muğlalılar bunu bilmekte zorlanırlar. Burası şu an Muğla'nın en popüler alanlarından birisi. Biliyorsunuz Muğla o dönemde iki dere çevresinde kurulmuş. Bu derelerden bir tanesi Karamuğla Deresi. Ve bu Karamuğla Deresi üzerinde o dönemde tek beton köprü var aşağıda. Bu beton köprü de şu anki Orgeneral Mustafa Muğlalı İşanı'nın önünde yer alan köprü. Ve şu gördüğünüz alan şu anki sınırsızlık meydanı. Ve şu yukarıdaki kısımda Orgeneral Mustafa Muğlalı İşanı'nın bulunduğu bölge. Burada şu bina tekel binası. Burası şu an yıkıldı. Burada şu an işte bir otel bulunmakta. Ve burada yukarıya hastaneye giden, eski hastaneye giden İsmet Çatak Caddesi. Burası da Marmaris
İşte o Marmaris'e giden yol. Evet, yine Muğla'mızın sınırlarına baktığımızda, doğu sınırlarına baktığımızda Muğlalıların Celali Bahçesi olarak bildiği, Patpat Tarlası olarak bildiği alan. Bu fotoğraf da yine 1930'ların sonlarında çekilmiş bir fotoğraf. İşte devlet hastanesinin olduğu alanlar boş. Orada işte memleket hastanesi olarak yine birkaç hastane pavyonları var. Alt tarafta gördüğünüz şu kısımda da Erenlerin kereste deposu ve aynı zamanda daha sonra elektrik fabrikası olarak hizmet verecek olan binayı görmekteyiz. Şu sol kısımda da yine kışla o dönemde yer alan Tümen'in yer aldığı kışla burada yer almakta. Evet, yine Muğla'mızın 1930'ların sonunda Kurşunlu diyorum Kızıldağ'dan çekilmiş olan bir fotoğrafı. Yine bu fotoğrafta da baktığımızda işte Hamursuz Dağı karşımızda ve oraların yerleşim olarak boş olduğu ve şu en uçta kalan bina da valilik binası. Bugünkü vali konağı, valinin ikamet ettiği bina 1930'larda yapılmış. Evet, yine 1930'larda 35'te çekilmiş olan Kızıldağ'dan çekilmiş olan bir Muğla fotoğrafı. Bu fotoğrafta da işte yer alan bina şu anki Olgunlaşma Enstitüsü. Eski Kız Meslek, işte daha önceki dönemde Muğlalıların Koca Mektep dediği eski Turgut Reis Lisesi'nin tarihi binası. Ve onun altı tamamen boş. Herhangi bir yerleşim yok. Evet, yine aynı şekilde aynı dönemde çekilmiş olan bir Muğla fotoğrafı. Evet, burada da şu gördüğümüz bina, şu anki sağdaki büyük bina, şu anki Ticaret Lisesi'nin yerinde bulunan eski bina. Burası o dönemlerde işte ilk olarak Sakarya İlkokulluğu ardından Sanat Enstitüsü olarak faaliyette bulundu. Daha sonra da Ticaret Lisesi olarak yeni binasında hizmet etti. Evet. Ve yine bugünkü Karamuğla Deresi'nin doğu kısmında yer alan, demin de birkaç kez dile getirdiğim Erenlerin kereste deposu ve aynı zamanda da Muğla'nın elektrik fabrikası ve biraz ilerisinde şu yuvarlak kısımda Koca Mustafa Efendi Türbesi. Yukarıda da hastanenin binalarının işte pavyonları yer almakta. Ve yine aynı şekilde Karamuğla Deresi, işte Muğla'mızın sınırlarını oluşturulan Karamuğla Deresi, şu anki pazar yerinin olduğu kısım tamamen boş. Öğrenciler, Koca Mustafa Efendi Okulu'nun öğrencileri burada beden eğitim dersleri yapıyorlar. İşte buralarda piknik yapıyorlar. O dönemde çekilmiş olan bir fotoğraf. Ve yine Muğla'mızın batı sınırı Aydın yolu üzerinde Akyol'un devamı niteliğinde olan yol. Yine Kız Meslek Lisesi eski tarihi bina, Turut Reis tarihi bina burada yer almakta. 1920'lerde çekilmiş olan bir fotoğraf. Burası da yine o dönemde gördüğümüzde tamamen boş olarak yer almakta. Ve Muğlalıların süs yolu dedikleri bugünkü Ataparktan Aydın istikametine giden Recai Güreli Caddesi 1930'ların başı. Henüz Atatürk heykeli yapılmış değil ve karşıda da vali konağı yer almakta. Aynı şekilde valilik binası da henüz daha inşaatı başlanmış değil. Ve yine Kızıldağ'dan çekilmiş olan 1930'larda değerli fotoğraflardan bir tanesi. Bu fotoğrafta yine Muğla'nın işte Osmanlı döneminin son döneminde Muğla'nın idari merkezi olarak yer alan binaların bulunduğu kısımlar. İşte burada yer alan binalara baktığımızda valilik binası yani adliye binası, bugünkü Büyükşehir Belediye Başkanlığı binası bunu görüyoruz. Yine Menteşe Belediyesi'nin bulunduğu binayı görmekteyiz.
Koca Mustafa Efendi ilkokulunu görüyoruz ki yine o dönemlerde 1920'lerde burası kız muallim mektebi olarak da görev yapmıştır. Evet, yine özellikle daha önce de dile getirdiğim gibi Karamuğla Deresi üzerinde birkaç köprü yer almaktaydı. Bu köprüler tahta köprüydü. Yazın buradan karşıdan karşıya geçme konusunda herhangi bir sıkıntı yoktu. Araçlar köprüden değil, dereden geçerlerdi. Ama kışın yağmur olduğunda araçların tamamı bugünkü Orgeneral Mustafa Muğla'nın, Muğla'lı işhanının önünde yer alan beton köprüden geçmek zorundaydı. Evet, yine az önce dile getirdiğim gibi 1930'larda çekilmiş olan Muğla'nın panoramik bir fotoğrafı. Sadece işte Hamursuz Dağ ve çevresinde alanlar tamamen boş. İşte Celali Bahçesi, Patpat tarlası yer almakta. Evet, yine Muğla'lıların bugün tanımakta güçlük çekici bir fotoğraf. Bu fotoğraf bugünkü eski İş Bankası'nın İş Bankası'nın ön tarafı. Sol tarafta bulunan binada Eczacı Hamdi Belgin'lerin tütün deposunun yer aldığı bina ki bu bina daha sonraki dönemlerde sinema olarak da görev yapmıştır. Bu beton köprü de 1926-28 arası yapılmış bir köprü. Tabakhane Deresi üzerinde. Tabii bilmeyenler için söyleyeyim. Tabakhane Deresi ile Karamuğla Deresi bugünkü Orgeneral Mustafa Muğla'lı işhanının altında birleşirdi. Ve işhanı bu iki derenin birleştiği bölüm üzerine kurulmuştur. Evet, o dönemlerde karşıdaki binada Macar ustalar tarafından yapılan, 1920'lerin sonunda Macar ustalar tarafından yapılan ilk olarak halk evi, daha sonra şehir kulübü, kulüp sineması olarak faaliyet gösteren binadır. Bu bina 1974'te Ziraat Bankası'na satılmış ve Ziraat Bankası bu binayı yıktırarak bugünkü kendi büyük binasını yaptırmıştır. Sol taraftaki binada bugünkü Atatürk İlkokulu'dur. Muğlalıların 3. mektep dediği o dönemde Atatürk İlkokulu binasıdır. Evet, yine Karamuğla Deresi üzerinde yer alan Muğla'nın kapalı pazar yeri 1980'lerdeki hali. O dönemlerde tabii nostaljik kokan bir fotoğraf. İşte Tanzim Satış Mağazası'nın, Tansa'nın yer aldığı binayı görüyoruz. Yine pazar yeri kapalı durumda. Ve yine aynı dere üzerinde, Karamuğla Deresi üzerinde ki görüyorsunuz yaz olduğu için derenin üstü dere aynı zamanda yol. Kışın buradan bu şekilde geçmek mümkün değil dereden. Bu fotoğraf da 1926 yılında çekilmiş bir fotoğraf. Bedriye Kolcuoğlu'nun Süreyya Bedriye Kolcuoğlu'nun çiftinin gelin alma töreni sırasında çekilmiş bir fotoğraf 1926'da. Evet, kıyafetlerin ne kadar şık oldukları göze çarpmakta. Yine az önce dile getirdiğim Karamuğla Deresi üzerinde yer alan bir diğer köprü. Değerli Muğla'lı hemşerilerim, değerli Muğla'lı Muğla TV izleyicileri, birinci bölümü burada bitirdik. İkinci bölümde buluşmak dileğiyle hepinize sağlık ve esenlikler diliyorum. Hoşça kalın.